Nakit ödeme planı nasıl oluşturulur? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde ödeme yazarız. Arama listesinden ödeme planları ekranını görüntüleriz. Listede daha önceden tanımladığımız ödeme planları bulunmaktadır. Yeni bir ödeme planı tanımlamak için aşağıdaki panelden ekle seçeneğini kullanırız. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kodu alanından ödeme planına ait kod belirleriz. Açıklama alanına tanımlayacağımız ödeme planını yazarız. UBL kodu alanından tanımlayacağımız UBL kodu varsa ilgili seçimi yaparız. Daha sonra kasa dövizimizi belirleriz. Tanımlayacağımız ödeme planının hızlı satışta, mobilde, restoran ekranlarında gözükmesini istiyorsak, ilgili alanları işaretleyerek restoran modülünde hızlı satışta ön tanımlı gelmesini istediğimiz değeri belirtebiliriz. Durum bilgisi yeni oluşturacağımız kayıtlarda aktif gelecektir. İşlem görmüş bir kaydı silmeye sistem izin vermeyeceği için görüntülemek istemediğimiz kayıtların durumunu pasif olarak seçerek liste ekranında gözükmemesini sağlayabiliriz. Kayda yetki kodu tanımlaması yaparak sistemdeki kullanıcılar için yetki kısıtlaması sağlayabiliriz. Fiyat grupları kullanıyorsak ilgili fiyat grubumuzu seçeriz. Özel kod tanımlamaları yaparak raporlarda ayrıştırma yapabiliriz. Düzenlediğimiz ödeme planına ait indirim kartı bulunuyor ise ilgili kaydı seçeriz. Ödemeler alanından ödeme türünü belirleriz. Nakit ödeme planı kaydı tanımladığımız için ödeme tipini nakit olarak seçeriz. Tutar formülünde genel fiş tutarını ifade eden G harfini kullanırız. Gün olarak tarih formül girişi sekmesini görüntüleriz. Nakit ödeme planı kaydı tanımladığımız için aynı gün nakit tahsilatı olacağından gün bilgisini artı sıfır olarak ekleriz. Kaydet seçeneği ile nakit ödeme planımızı kaydederiz.